Değerli meslektaşlarım, bugün terörü sessiz çığlığımızla lanetlemek üzere toplandığımız Aydın Adliyesi önünde bizleri yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, duyarlı halkımız, basınımızın değerli mensupları, hepimizin üzülerek ve acı içerisinde izlediğimiz üzere ülkemiz çok zor, karanlık ve kanlı günlerden geçmekte. O nedenle sesimizi bir kez daha sessiz bir çığlıkla duyurmak üzere bugün burada toplandık. Aydın Barosu olarak öteden beri yaptığımız uyarıları bugün birazdan okuyacağım basın açıklaması ile bir kez daha yapacağız. Geldiğiniz için öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Haftalardır yaşanan kanlı terör eylemleri, bu eylemlerde verdiğimiz sayısız şehitlerimiz ve yaşanmaya başlanan provokasyonlar endişelerimizi arttırmış. Bu nedenle bir kez daha uyarılarımızı ve tavrımızı dile getirmek üzere bu açıklamayı yapmak zorunluluğu doğmuştur. Zira milletimiz artık her gün gelecek acı haberlerin endişesiyle güne uyanmaya, anneler, babalar kaygıyla yaşamaya başlamıştır. Bu hain süreçte eli kanlı terör örgütünün saldırıları ve tuzakları ile kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta aileler olmak üzere milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz. Terörün hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını, terörle bir yere varılamayacağını, terörün bir insanlık suçu olduğunu defalarca dile getirdik. Yine terörle müzakere edilemeyeceğini, ülke sınırları içerisinde devletten başka silahlı herhangi bir oluşuma müsamaha gösterilemeyeceğini, terörle mücadeleden asla taviz verilmemesi gerektiğini de her platformda tekrar tekrar ifade etmiş idik. Ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmamış, eli kanlı teröristlerle mücadele uzun bir süredir askıya alınmış, bu da şehirlere yerleşmelerine, silah sayılarını arttırmalarına ve lojistik olarak güçlenmelerine yol açmıştır. Bugüne nasıl ve ne şekilde gelinmiş olursa olsun bir kez daha ifade etmek isteriz ki terör bir insanlık suçudur. Terör kan, gözyaşı ve nefretten başka hiçbir şey getirmez. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür ve derhal silahlarını bırakıp teslim olmalıdır. Devletimiz ülkede bir tek silahlı terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürmelidir. Aydın Barosu olarak devletimizin hukuk sınırları içinde kalmak ve masum insanlarımızın can güvenliğini azami şekilde korumak kaydıyla terörle kararlılıkla mücadele etmesini her zaman olduğu gibi bugün de sonuna kadar destekliyoruz. Bu noktada herkes ve özellikle tüm siyasiler sorumluluklarını bir an bile unutmadan hareket etmek zorundadırlar. Bu ülke hepimizindir. Bu zorlu süreçte milletimizin üzerine çok büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtmek isteriz. Ülkesini, vatanını, milletini seven insanlarımız bugün daha da uyanık olmak ve oynanmak istenen oyunlara gelmemek için son derece dikkatli olmak zorundadır. Birlik ve beraberliğimize kastetmeye kalkan emperyal güçlerin taşeronu terör örgütünün oyununa gelinmemelidir. Her türlü provokasyona karşı tedbirli olunmalıdır. Çıkarılmak istenen iç savaş ve karışıklıkların nasıl sonuçlar doğurduğu sınır komşumuz olan ülkelere bakıldığında rahatça görülebilmektedir. Türkiye ne bir Suriye ne de Irak olmamalıdır. Belirtmek isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya içeriden ya da dışarıdan hiçbir şer odağının gücü yetmemiştir, yetmeyecektir. Aydın Barosu avukatları bu hafta boyunca duruşmalara baromuz tarafından dağıtılan teröre lanet kokartları ile gireceklerdir. Bu vesileyle terörü bir kez daha lanetlediğimizi belirtir, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken daha fazla acı çekmemek için devletimizi hukuk içerisinde kalarak
terörle sonuna kadar ve sona erdirilene kadar mücadeleye, halkımızı ise birlik ve beraberlik içerisinde kalarak oynanan bütün oyunları boşa çıkarmaya, bunun için her zamankinden fazla dikkatli ve uyanık olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.